ABD Başkanı Donald Trump yeni yılın ilk mesajını Fox TV'ye bağlanarak verdi. Gündeminde hükümetin kısmen kapanması vardı ve tabii ki Meksika sınırına duvar. We have no choice. We have to have border security and a wall is part of border security. Trump daha sonra Twitter hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. New year. It's going to be a great year. Complicated but great. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin yeni yılın ilk mesajında halkına birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему. Kuzey Kore'ye gelince 2018'de Güney Kore ve ABD ile barış yolunda tarihi adımlar attı. Ülkenin lideri Kim Jong-un yeni yıl mesajını medyada pek de yer almayan ofisinden verdi. Güney Kore mesajdan memnundu. 우리 민족끼리 서로 마음과 힘을 합쳐 나간다면 조선반도를 가장 평화롭고 길이 번영하는 민족의 참다운 보금자리로 만들 수 있다는 확신을 온 교례에게 안겨 주었습니다. Haftalardır sarı yelekli öfkeyle sarsılan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine sarı yeleklilerden bahsetti. Une colère a éclaté qui venait de loin. Cette colère a dit une chose à mes yeux, quels que soient ses excès et ses débordements. Nous ne sommes pas résignés. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur. İngiltere Başbakanı'nın gündeminde ise doğal olarak Brexit yani Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci vardı. The referendum in 2016 was divisive, but we all want the best for our country. 2019 can be the year we put our differences aside and move forward together into a strong new relationship with our European neighbours. Ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, o da ülkesindeki siyasi bölünmüşlüğü bitirmeyi vaat etti. Es ist mein Verständnis als Bundeskanzlerin, dass unsere Demokratie von der mehrheitlich getragenen Übereinkunft lebt,